Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Ramazan özel bölümüyle Halı'nın ve Gileburun'un diyarı Kayseri'nin Bünyan ilçesinden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Bünyan ilçesine bağlı Pınarbaşı mevkiindeyiz ve arkamızdan da anlayacağınız üzere yemyeşil doğal bir mesire alanı burası. Altımızdan da buz gibi kaynak suyu akıyor. Kameraman arkadaşımın hemen arkasındaki dağdan doğal kaynak suyu bu alana doğru geliyor ve arkamda duymuş olduğunuz gibi ördeklerle buluşuyor. İçeride balıklar yüzüyor. Türlü türlü balıklar ve ördekler de yine bu alanın sakinlerinden burada yaşıyor. Özellikle yaz aylarında Kayseri'den birçok ziyaretçi buraya gelerek pikniklerini yapıyorlar. Hoşça vakit geçiriyorlar. Burası bir mesire alanı aynı zamanda. Kamelyalar var. Mangal yakabileceğiniz alanlar var. Çoluğunuzla çocuğunuzla çıkın gelin diyebileceğimiz güzellikte bir nokta. Tabii şu an artık tam böyle yaza geçiş evresinde olduğumuz için suda birazcık yosunlanmalar olmuş ama yaz ayları geldiğinde bu yosunlar da ortadan tamamen kaldırılıyor ve suyun berraklığı, tertemiz hali insanın gözlerinin önüne seriliyor. Kayseri'nin belli ilçelerine de yine bu kaynak sularıyla sulama imkanı veriliyor ve bu noktadaki sular Kayseri'nin ilçelerine doğru akarak oralarda kullanılıyor. Tertemiz bir su, oldukça da güzel. Ördeklerin dansını izliyoruz. Şöyle kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Gerçekten muhteşem bir doğa, muhteşem bir doğa harikası diyoruz. Bu bölge gerçekten Bünyan'ın en güzel noktalarından bir tanesi. Adından da anlayacağınız gibi zaten Pınarbaşı, bir pınarın akan bir suyun başındayız ve su kaynağındayız. İnşallah bu yaz ayları böyle tam manasıyla geldiğinde, Ramazan bittiğinde tabii ki ailenizle birlikte, çoluğunuzla çocuğunuzla çıkın Bünyan Pınarbaşı'na gelin ve bu eşsiz doğa harikasını sizler de yerinde görün. Efendim şu anda Bünyan Şehitliği'ndeyiz ve tabii ki Cumhuriyet tarihinde bu topraklar bizlere yurt eğlendiğinden bu yana şehit olan askerlerimiz, atalarımız, azizlerimiz bu topraklarda, bu şehitlikte yatmakta. Bizler de Gezici Radar ekibi olarak gelmişken aziz şehitlerimizi unutmamak adına şehitliğimize uğradık. Oldukça güzel, kendine has manevi bir havası var Bünyan Şehitliği'nin, bunu ifade edebiliriz. Bünyan Belediyesi tarafından bakımları ve tabii ki tamiratları, temizlikleri de yapılmakta. 15 Temmuz'da hain darbe girişimini yine polis özel harekatı olarak Ankara'da şehit düşen Cennet Yiğit de yine bu mezarlıkta, bu şehitlikte yatmakta diyoruz ve bir kez daha bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyoruz. Hemen şöyle sağ tarafımıza döndüğümüzde Bünyanlı Çanakkale Şehitleri diye ayrı bir yer, ayrı bir anıt yapılmış ve kocaman da Mehmet Akif'in o meşhur dizeleri, İstiklal Marşı'mızdaki o muhteşem dizeleri de mermere nakşedilmiş durumda. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Dizelerini mermere nakşedilmiş bir şekilde yine Bünyan Şehitliği'nde, Bünyan'ın Çanakkale Şehitliği kısmında da görüyoruz. Efendim burada Galicia Cephesi, Romanya Cephesi, Kore Savaşı, Kıbrıs Muharebesi, Irak Cephesi, İstiklal Savaşı, cephesi belli olmayan şehitlerimiz ve Kafkas Cephesi olarak şehitlerimizin isimleri ayrılmış. Bünyan'da yaşayıp da İstiklal uğruna şehit olan bütün şehitlerimizin de isimleri burada. Örneğin şöyle İstiklal Savaşı şehitlerimize bakalım. Ahmetoğlu Ali diyor, Bünyan Karakaya köyünden 26 yaşında şehadete uğurlanmış. Yine Alioğlu Ahmet var, Bünyan Karakaya'dan, yine o da 26 yaşında şehit olmuş. Alioğlu Bahattin var, erkek oğullarından, Bünyan'da 27 yaşında şehadete uğurlanmış. Çanakkale'den, Kafkas'tan, Irak'tan, Galicia'dan kilometrelerce ötede Kayseri'nin Bünyan ilçesinde şehitlerimiz unutulmamış, şehitlerimize sahip çıkılmış. Yine yerlerde de mezar taşları görüyoruz. Çanakkale'deki mezarların sembolik hali de burada. İşte görüyorsunuz Şevki oğlu Hacı Mehmet, Bekir Efendi oğullarından Büyük Bürüngüz Bünyanlı ve 22 yaşında şehit olmuş. Çanakkale Savaşı şehitlerimizden yine işte diyorum ya, şehadete eriştikleri yerden kilometrelerce uzakta, ata toprağında, dede toprağında aziz şehitlerimiz unutulmamış. Bizler de gelmişken hem gelelim hem bir Fatiha okuyalım dedik. Eğer yolunuz Bünyan'a düşerse Bünyan Şehitliği'ne uğramadan bizlere bu toprakları kavuşturanları, bizleri yurt eğleyenleri unutmadan, anmadan Bünyan'dan ayrılmayın efendim. Efendim şu anda Bünyan'ın Kayabaşı mevkiindeyiz ve hemen arkamızda işte Bünyan'ın
manzarasını görüyorsunuz. Bünyan'ı yukarıdan gören bir yer. Şu an sanki drone kaldırmışızcasına yukarıdayız, onu ifade edelim. Tabii sağ tarafımızda geçmiş yıllarda yaşanılan mağaralar, inler var. Ama oraya da şu anda günümüz koşullarıyla ulaşmak imkansız. Arkamda böyle dimdik bir uçurum var. Aşağısı olduğu gibi Bünyan'ın altına doğru iniyor. Böyle güzel de bir yer yapmışlar aslında Bünyan Belediyesi. Bünyan'ı izlemek için, Bünyan'ı seyretmek için, Bünyan'ı keşfetmek için burası gayet güzel bir yer. 30 bin kişi yaşıyor Bünyan'da. Bünyan'ın nüfusu 30 bin daha doğrusu. Öyle söyleyeyim ve Kayseri'ye de yaklaşık 30 kilometre, 40 kilometre kadar uzaklığı var. Kayseri'ye yakın bir ilçe. Kayseri'nin de merkez ilçelerini çıkarsak en büyük ilçelerinden bir tanesi Bünyan. Bu kaya başına gelirseniz siz de bu şekilde Bünyan'ı ve Bünyan'ın güzel manzarasını, dağlarını, ovalarını, dümdüz bir Bünyan'ı seyretme şansı bulabilirsiniz. Bu şansı siz de yakalayabilirsiniz. Tabii ki Bünyan halısıyla, gileburusuyla, kıymalısıyla insanların gönlünde ve midesinde de taht kuruyor. Bünyan halısı dillere destan. Tabii artık makine çıktı, yiğitlik bozuldu. Derler ya hani savaş meydanlarında erler. İşte öyle oldu. Makinalaşıldı. Halıları makineler yapmaya başlayınca da tabii ki Bünyan halısı eskisi kadar çok üretilmemeye başlandı. Ama değerini ve kıymetini aslında bu yıl biraz daha fazla anlıyoruz. Özellikle mezatlarda ve tabii ki böyle halı severler, evlerinde doğal ve pahalı halı kullanmak isteyenlerin uğrak noktası hiç kuşkusuz ki Bünyan. Bünyan halısıyla, gileburusuyla, doğasıyla ve insanıyla tabii ki Kayseri'miz için önemli bir ilçe. Bizler de bugün Bünyan'dayız. Bünyan'ı geziyoruz. Eğer siz de böyle Bünyan'ı yukarıdan seyretmek, bu temiz havayı ciğerlerinize teneffüs etmek ve şehrin hemen yanı başında böylesine güzel bir ilçeyi tanımak istiyorsanız uğrak yeriniz Bünyan olmalı ve Bünyan'da da kayabaşı olmalı. Efendim şu anda Bünyan Ulu Camii'nin önündeyiz ve 1334 yılında yapılan bu cami hala ilk günkü dokusunu korumayı başarmış. İşte geometrik şekilleri ve bu muhteşem dokuyu görüyorsunuz. Kurtbaşı sembolleri kullanılmış ve gerçekten tam bir işlemecilik harikası diyebiliriz. Muhteşem bir geometri, harika bir matematik, muhteşem bir mühendislik, tam bir yapı harikası. Bunu söylememiz mümkün. Dönemin bütün mimari özelliklerini de yansıtan bir cami. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Doğal doku tam manasıyla korunabilmiş diyebiliriz en azından. Çekimden önce bir şöyle gezme fırsatımız olmuştu. Zaman zaman camilerimizi anlatırken bir takım restore problemlerinden bahsediyoruz. Çok şükür en azami şekilde restore edilmiş ve ilk günkü doku korunmuş. Yolunuz Bünyan'a düşerse Ulu Cami'ye uğramadan gitmeyin diyorum. Şöyle kameraman arkadaşımla birlikte de içeriye doğru geçiyoruz. Bünyan'ın en eski camilerinden bir tanesi Bünyan Ulu Cami. 1334 yılında yapılmış ve kaç yıl oldu Melih? Benim matematiğim yetmedi. Herhalde bir 700-800 yıla yakındır ayakta dimdik durmaya devam ediyor. Duvarlara bakıyorsunuz, kemerli bir yapının olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada şimdi zaman zaman tarihi camilerimizde şöyle bir problemimiz oluyor. Buradaki doku tam manasıyla korunamıyor ve üzerine sıva, boya çekilerek bu doku tarihi yapı maalesef korunamıyor. Burada ise böyle bir şey söz konusu değil. Kemerler ilk günkü gibi yapıldığı şekliyle duruyor ve ellerinizi sürdüğünüzde de gözünüzle baktığınızda da bu yapının orijinale ait olduğunu da görebiliyorsunuz. Mihrap ve minberde de aynı durum söz konusu. Sadece taşınırken kırılan birkaç yer olmuş. Oralarda zaten tamirat ve tadilat işlemlerinden geçirilmiş. Orijinali tam manasıyla korunmuş ve korutulmuş hem mihrapta hem de minberde bu şekilde söz konusu. İşte şöyle biraz Melih yaklaşsın. Duvarlar işlemesiz taş bir yapı. İlk günün doğallığı, ilk günün güzelliği ve tabii ki bu muhteşem geometri harikası, mühendislik harikası öyle söyleyeyim. Daha evvelinde üzerinde boyalar varmış, sıvanmış, boyanmış. Sonra bu yanlıştan, bu hatadan işte görüyorsunuz dönülmüş, öze dönüşte gerçekten güzel bir örnek olabilir de Bünyan Ulu Camii için. Eğer yolunuz Bünyan'a düşerse Bünyan Ulu Camii'ye gelmeden, Bünyan Ulu Camii'yi ziyaret etmeden buradan ayrılmayın diyoruz. Çünkü kendisine ait bir dokusu, kendisine ait mistik bir hava ve yapısı var bu caminin, bunu ifade edelim. Şunu da söyleyeyim, Sakalı Şerifi de bulunan ender camilerimizden bir tanesi. Dediğim gibi yolunuz Bünyan'a düşerse mutlaka ama mutlaka Bünyan Ulu Camii'ye gelip şu mistik havayı ve bu tarihi dokuyu görmeden Bünyan'dan ayrılmayın. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Halısıyla tarihimizin baş köşesinde duran, gileburu bahçeleri ve sulak alanlarıyla doğal alanlarımızın başında gelen Kayseri'nin güzel ilçelerinden bir tanesi Bünyan'dan seslendi.
Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.